Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Sizlerle birlikte olmanın keyfiyle yine karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz sevgili izleyicilerimiz. Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi değerli öğretim üyelerinden Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Sayın Doçent Doktor Betül Güzel Usal'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz Hoş programımıza. bulduk. İyi yayınlar. Sizin ilgi alanınıza giren, daha doğrusu faaliyet alanınıza giren birçok konuda izleyicilerimize farklı konular yapmıştık. Bugün yine bunlara benzer ama üniversite ortamında yapılan, üniversitemiz hastanesinde yapılan sizin operasyonlarınızdan birazcık izleyicilerimize bilgi sahibi yapalım istedik. Hangi tarz uygulamalar yapıyorsunuz, hangi alanlarda çalışma yapıyorsunuz? Hem bunları izleyicilerimizle paylaşalım, hem de yeri geldikçe yapmış olduğunuz o uygulamalar hakkında da izleyicilerimize bilgi verelim istedik. Ben çok yoğun olduğunuzu biliyorum. Bu yoğunluk arasında bizimle olduğunuz için öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Sağ olun. Tabii üniversitemiz genç bir tıp fakültesine sahip ama Evet. çok da hızla ilerleyen ve birbirinden de seçkin öğretim üyelerinin olduğu bir fakülte. Bu anlamda da aslında ileriye dönük çok da güzel günler vaat ediyor işin açıkçası. Çünkü birbirinden değerli orada hekimlerimizi de görüyoruz. Hem öğretim üyelerimizi de görüyoruz. Hastanede yeni yapılan hastane binamızla birlikte halkın da teveccühüne fazlasıyla uğruyor. Tabii önceki hastanemizin biraz potansiyeli malumdu ama bugün artık çok daha nitelikli bir hastane var. İnşallah tüm eksikleri giderek çok İnşallah. daha iyi noktalara gelir. Sayın hocam neler yapıyorsunuz hastanede? İsterseniz sorumuza böyle basitçe girelim. Evet, şimdi hatırlıyorum da buraya geliş zamanlarımızdan başlayayım ben. 2009 Şubat ayında bir kış günü gelmiştik buraya. Tabii yeni bir üniversiteye kurucu öğretim üyesi olarak geliyorsunuz. Hiçbir şey yoktu. Hakikaten hatırlıyorum, dört duvardı. Basit pansuman malzemeleri bile yoktu. Hani her şeyi sıfırdan yapmak zorundaydık. Ama oradan o günlerden şimdi geldiğimiz noktaya baktığımda aldığımız yol beni çok mutlu ediyor açıkçası. Hani sadece plastik cerrahi bölümünde değil, bütün bölümlerde çok büyük adımlar atıldı. Aslında çok güzel işler yapılıyor. Ben 5. yılın sonunda işte kendi bölümümde neler yapılıyor, biz ne durumdayız bir değerlendirmek istedim. Hani sizinle de onu bir paylaşmak istedim. Ameliyat çeşitliliği açısından oldukça geniş bir yelpazede çalışıyoruz plastik cerrahi olarak. Şimdi başka hiçbir branş yoktur ki, ben bunu öğrencilerime de söylerim. Vücudun her anatomik bölgesinde çalışsın. Biz her bölgede çalışan bir branşız. O yüzden oldukça değişik hastalık grupları, ameliyat grupları bizim ilgi alanımız olabiliyor. Aslında branş ana tanımıyla plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi diye geçiyor. Genelde halkımız, insanlar bunun estetik kısmına aşinalar. Plastik ne demek, ne anlama geliyor? Önce onu açıklayayım ben size. Plastik şekil vermek ya da şekil vermeye elverişli demek. Latince plastikos kelimesinden geliyor. Yani biz vücutta form, şeklini kaybetmiş, şekli bozulmuş bir takım parçaların yeniden şekil verilmesiyle uğraşan bir branşız. Rekonstrüksiyon da Reconstruction, Latince yine, yeniden yapım cerrahisi anlamına gelir. Biz yapıları yeniden oluştururken ya da şekil verirken bunları aynı zamanda estetik bir görüntü kazandırmayı da amaçlarız. Aynı zamanda bunların fonksiyonları da çok önemli. Kaybetmiş işlevlerini de geri kazandırmayı amaçlarız. Bu nedenle çok geniş bir yelpazede çalışıyoruz. Fakültede yaptığımız ameliyatları ben işte rekonstrüktif işlemler ve estetik işlemler diye ikiye ayırmak istiyorum, anlaşılma kolaylığı açısından. Batıda yaşıyoruz, güneşin de bolca olduğu yerlerden birinde yaşıyoruz. Polikliniğe başvuran birinci sıradaki hasta grubumuz bizim cilt tümörleri. Daha önceki programlarımızda da sizinle konuşmuştuk. Değişik tiplerde cilt tümörleri var ve en büyük sebebi güneş. Güneşin ultraviyole radyasyonunun ciltte yol açtığı bir takım hücresel değişiklikler. Bunlar tabii diğer tümör tipleri gibi gizliden gizliye değil, açık açık, görülebilir şekilde ve yavaş yavaş ilerliyor. Ve bunu çok çok başında eğer yakalarsanız, hastayı çok ağır ameliyatlara sokmadan bir takım ilaçlarla dahi ya da basit işlemlerle başlamış bir tümör sürecini engellemeniz mümkün. Hasta bu aşamada nadiren yalnız ne yazık ki diyeyim bize başvuruyor.
genellikle tümör haline geldikten sonra, hatta bu tümörler ilerledikten sonra bu hastalar karşımıza çıkıyorlar. Kırsalda özellikle çiftçilikle uğraşan grup birinci sırayı oluşturuyor. Çünkü açık alanda hiçbir güneş koruma kullanmadan, güneş koruma kremleri olsun ya da bir takım şapkalar ya da güneşin ultraviyole ışınını engelleyici örtüler kullanmadan uzun saatler boyunca güneşin altında toprak işiyle uğraşıyor çiftçiler. Bunlar en çok karşılaştığımız grup. Ve bunların cerrahi tedavilerinin yapılması, en iyi şekilde yapılması, uygun şekilde tamamlanması bizim görevlerimizden biri yine plastik cerrahi alanında. Bu grup dışında, cilt tümörleri dışında bir takım dogmalık hastalıklar var. Vücutta herhangi bir organın işlevsel bozukluğu ya da şekil bozukluğu, örneğin parmakların doğuştan birleşik doğması ya da fazla sayıda olması ya da bir takım pozisyonel anomalileri ya da el dışında yüzün bazı yapılarında kulak gibi, işte dudak gibi yapılarda yarıklık, şekil bozuklukları gibi dogmalık bir takım anomaliler, yarık dudak ve damak en sık görülen baş boyun anomalilerinden ya da yine dogmalık bozukluklardan bizim hemanjiyom dediğimiz bir takım damar kaynaklı lezyonlar bu bölgede en sık karşılaştığımız şeyler, hastalıklar arasında. Estetik grup var. Estetik cerrahi içinde daha çok estetikle fonksiyonel düzeltmenin bir arada yaptığı meme büyütme ameliyatlarını sık gerçekleştiriyoruz. Tabii genetik bir takım özellikler çok önemli. Özellikle annelerde, halalarda meme hipertrofisi dediğimiz memenin kitle ve ebadında büyüme varsa bu genetik olarak diğer kuşaklara da geçiş gösterebiliyor. Ve sadece görüntüsel değil, aynı zamanda fonksiyonda da, vücudun işlevlerinde de bir takım aksamalar getirebiliyor. Örneğin bu yük nedeniyle boyunda, sırtta, üst sırt bölgesinde çok ciddi ağrılar, kronik fibromiyaljiler olabiliyor. Hastanın artık günlük işlevleri etkilenebiliyor. Günlük hayat kalitesini etkilemeye başlıyor. Şöyle söyleyeyim, bu ameliyat kararını vermek hastanın zaten hasta için çok önemli. Çünkü ameliyata çok sıcak bakan bir toplum değiliz. Hani varsa önce ameliyat dışı çözümler arayan bir toplumuz. Ona rağmen ameliyata birinci sıcak sırada bakmadığımız gibi bu iş biraz da estetik cerrahiyle ilgili olduğunda daha da bir geri duruluyor sanki, değil mi? Kesinlikle. Hani dayanabildiği kadar dayanıyor, öyle söyleyeyim. Ama şu anda 60-70 yaşındaki teyzeleri bizim polikliniğimizde görmek beni mutlu ediyor. Ben öğrendim, bilgilendim. Bunların ameliyatları iyi şekilde yapılabiliyormuş ve çok hafifliyormuş hasta deyip teyze o yaşında kalkıp gelebiliyor. Çünkü artık biliyorsunuz osteoporoz dediğimiz kemiklerde incelme de oluyor yaşla birlikte. Kemikler mineral densitesini kaybediyor. Ve o teyze için o yükü taşımak çok daha fazla, çok daha ağrılı ve sancılı bir hal alıyor. Çok daha zayıf bir iskelet yapısıyla taşımak zorunda kalıyor onları. Tabii bunları da sağlık durumu el veriyorsa, ameliyata uygunsa bunların değerlendirmesi yapılıyor. Bir takım tetkikler isteniyor öncesinde. Ne kadar yaş ileri olursa olsun önemli değil. Eğer çok büyük bir engel yoksa, yüksek riskli de değilse bunlar ameliyata aday hale geliyorlar. Ve ameliyatları yapılıyor. 3 kilo, 4 kilo, 6 kiloya kadar çıkardığımız doku miktarı değişebiliyor. Hani çok büyük rezeksiyonlar yapıyoruz. Ve hastada rahatlama anında oluyor. Zaten bir gece hastanede kalıyor bu hastalar. Bunlar hani en büyük kozmetik, estetik hem de fonksiyonel ortak ameliyat diyebiliriz. Bunu oluşturuyor. Sizin de varsa sorunuz ben de cevaplamaya çalışayım. Özellikle yaşla ilgili hani belli bir yaş üstündeki teyzelerimiz, ablalarımızı gördüğümüzde mutlu oluyorum dediniz. Bizim Türk milletinde şöyle bir şey vardı, işte bu yaşa kadar geldim, bundan sonra da sanki bu hani devam edilmesi gereken bir
kadermiş, kadermiş gibi algılanıyor. Oysa ki geçmişte bunların imkanları kısıtlıydı. O zaman gençliğinde belki tanışsaydı, gençliğinde olacaktı. Evet. Ama dediğiniz nokta çok çok önemli. Kemik erimesi birçok kişinin sanki o da bir kaderi gibi belli bir yaşta başlıyor. Hani yaş çekincesini ortadan kaldırmanız da hakikaten çok bu anlamda önemli. Çok rahatça hani yapabiliyoruz bu ameliyatları. Yaş herhangi bir engel değil. Hani 70 yaşında da çok sağlıklıdır. Bazen 40 yaşında, 50 yaşında sağlık durumu bozuk, daha bozuk olan bazı bireyler görüyoruz. Hani yaş bir engel değil. Bir, yani bu ameliyatı olmaması için bir kriter değil. Düzenli şekilde hastanın operasyon öncesindeki tetkikleri yapılıyor zaten ameliyat için başvuran hastanın. Ve en güvenli şekilde de ameliyatı almaya çalışıyoruz. Evet. Bu hem fonksiyon açısından hem de estetik açısından ikisini bir arada görebileceğimiz bir ameliyat. Burun estetikleri de aynı değerde mi görülür efendim? Evet. Yoksa sadece burun estetik estetikleri de çok sık yapıyoruz. Fonksiyon onda da çok önemli. Tabii önemli. Hava alıp vermede kullanılan, havayı ısıtan, nemlendiren çok önemli bir organımız burun. Onun da hem şekillendirilmesi hem de fonksiyonel açıdan iyi bir hava yolunun sağlanması gene bizim uğraş alanlarımızdan biri. Zaten burun ve meme bizim en sık yaptığımız iki grup. İşlevi hiçbir zaman estetikten ayıramıyoruz. Mutlaka işlevi hatta estetikten çok daha önemli. İşlevi bozmuyoruz. Daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de estetiği düzeltiyoruz. Hiçbir zaman estetiği düzelteceğiz diye de bir işlev kaybına uğratmıyoruz hastayı. Bu özellikle burun ameliyatlarında çok çok önem verdiğimiz, dikkat ettiğimiz konulardan biri. Gene meme konusu bu ay Ekim ayı. Ekim ayı biliyorsunuz meme kanseri farkındalık haftası. Geçen yıllarda bizim organize ettiğimiz bir takım toplantılar da olmuştu. Her açıdan, psikolojik açıdan, fiziksel açıdan, her açıdan hastayı etkileyen bir durum. Bir memesinin olmaması. Bunların bu ameliyatları işte hasta bir yıl önce de geçirse, beş yıl önce de geçirse, bu hastalara yeniden meme kazandırılması ameliyatlarını da yapıyoruz. Ayrıntılı bir şekilde onlardan bahsetmiştik ama ben hani özet babında tekrar anlatayım size. Tabii çok memnun olurum. Özellikle tabii hem bu ayı da bu aydaki yani önemli olan bu haftayı da atlamamış oluruz. Çok hem de gerçekten meme kanseri çok oransız olarak baktığımızda birçok hemcinsimizin yaşadığı bir gerçek. Bizim de başımıza gelip gelmeyeceği konusunda hiçbir garantimiz kesinlikle yok. Çünkü oran olarak oldukça yüksek. 8 kadından birinde 8 olduğu kadından kabul ediliyor. Biri, evet. Hatta nerede bir şey muhabbet geçmişti. İşte böyle bir gün grubu demişler hani birbirlerimizi örnek olalım hadi gidelim şey yapalım diye yaklaşık 10 kişilik bir grupta bir tane arkadaşların tarama sonucunda çıkıyor. Yani bu oranın da hakikaten ne kadar hani doğru, ondan sonra onu düşündüm hakikaten oturduğumuz 8 bayan arkadaştan bir tanesinin bunun olma ihtimali çok yüksek. Orada da böyle bir istatistik çıkmış. Hem bu konuyu tabii bir şekilde anmak adına hem de tabii toplumumuza bu bilinci yükseltmek adına çok çok önemli. Ki son yıllardaki operasyonlarda özellikle hani siz de bir onkolog cerrahla birlikte giriyorsunuz ameliyata. Evet. Bunun önemine de değinelim isterseniz. Şimdi meme kanseri sizin de söylediğiniz gibi oldukça sık. Bundan çok değil bir 5 yıl önce affedersiniz alınan memenin onarılabileceği konusunda bu kadar net bir bilinç yoktu toplumda. Şimdi özellikle plastik cerrahlar ve meme cerrahisiyle uğraşan genel cerrahlar her yerde bu ameliyatın yapılabileceğini artık anlatıyorlar. Gerek toplumu aydınlatma amaçlı seminerlerde, gerek bu şekilde medyada, gerekse bir takım hani kongrelerde bu sık sık gündeme geliyor. Plastik cerrahlarla genel cerrahlar eskiden böyle yoktu ama sadece meme üzerine bir araya gelebiliyorlar. Örneğin kongrelerde ve ortak konsensuslara varılıyor. Eskiden bu kadar yoğun değildi. Hani şimdi daha önemli. Bizim toplumumuzda daha fazla farkındalığı var. Hastanın o şekilde memesiz yaşanmasının kimse
hani bu kaderdir, bunu böyle bırakalım şeklinde yaklaşmaz hiçbir doktor artık günümüzde. Eskiden biz tümörü ortadan kaldıralım, hastayı uygun şekilde tedavi edebilirim. O onun artık kaderidir diye kendi haline bırakılıyordu. Ancak günümüzdeki algı ve yaklaşım doktorların da çok değişti. Tabii standartlar da bu anlamda yükseldi herhalde, değil mi? Kesinlikle. Hayatını kurtarmak birinci göreviydi herhalde o zaman hekimlerin. Evet. Onu yaşam yaptıktan sonra görevimi yerine getirdim noktasında bir durum söz konusu kesinlikle oluyordu herhalde. Şimdi direkt hayat kalitesini yükseltmeye dönük bir ameliyat bu. Bakın fonksiyon olarak memenin çok bir etkisi yok. Hani fonksiyon olarak bir süt verme görevi var. Onun dışında bir işlevi yok memenin. Ancak bir dişilik simgesi olarak ve fiziksel bütünlüğü tamamlama açısından çok önemli bir organ. Hasta, göğüs alınan hasta kendisini eksik hissediyor. Her işte giyinme olayında ya da her banyoda onun yokluğuyla yüzleşiyor. Yani ona psikolojik olarak da alışma söz konusu değil. Hani bir parmağınızın eksik olduğunu düşün, aynen onun gibi acı yaşatıyor Evet. hastaya. Ve 15 yıl sonra, 20 yıl sonra dahi bu memesi alındıktan sonra bu ameliyatlar için arayışa giren hastalardan da biz bir durumu biliyoruz. 15 yıl, 20 yıl öyle yaşamış ama artık yaşamak istemiyorum diyor. Hani bunlar da çok sevindiriyor bizi. 15 yıl, 20 yıl sonra dahi Tabii. Memesine kavuşturduğumuz hastalar ve gerçekten de çok mutlu oluyorlar. Tabii. Eski yıllara göre sosyal güvenlik politikalarında da herhalde bir takım farklılıklar var. Biraz da ülkenin belki refah seviyesinin artmış olması da bu anlamda daha ulaşılabilir mi kılıyor? Yoksa siz değerli cerrahların sayısının artması mı biraz daha etkili noktada? Sayı yapan, bu cerrahileri yapan cerrah sayıları arttı. Örneğin bundan 5-10 yıl önce farkındalık düzeyi yüksek olan hastalar bu ameliyatları yurt dışında yaptırabiliyorken son bir dekattır diyeyim çok hızlı yayılma var. Özellikle hani son bir dekat diyorum ama artık son 5 yıldır iyice yaygınlaştı. Artık devlet hastanelerinde bile yapılır hale geldi. Hastaya en azından bilgi verebilecek duruma geliyorlar ya da yönlendirebiliyorlar hekimler. Bu tabii en önemli faktör. Bir de tabii hastanın sosyal yaşantıları da farklılaştı. Gelir düzeyleri, refah düzeyleri de farklılaştı. Beklentileri farklılaştı. Eskiden hayat kalitesine verilen önem belki de bu kadar çok değildi. Şimdi belki biraz daha rahat giyinmek istiyor. Bu eksikliği daha az yaşamak istiyor. Tabii psikososyal açıdan da toplumsal farklılıklar oluştu. Son bir dekattır, 10 yılda değişmeler oldu. Bütün bunlar hep birlikte bir uyanışı getirdi yanında. Artık ben polikliniğe başvuran hasta olduğunda çok mutlu oluyorum. Hani eskiden tek bir hasta bile gelmezdi. Ama şimdi geliyorlar, biz duyduk, biz gördük, biz işte hangi seçenekler var, bilgilenmek istiyoruz en azından diye. Ben hem o vesileyle mutlaka hani bu programı izleyecek ve memesi alınmış, bir türlü bilgi sahibi olamamış hastalarımız vardır. Hem onları da aydınlatmak amacıyla birazcık teknikten bahsedeyim işte neler yapılıyor. Tabii çok şimdi, memnun oluruz. Hastanın birincisi kendi dokularıyla yeni meme oluşturulabiliyor. Vücudunun herhangi bir yerinden alınan doku genellikle cildiyle birlikte eksilen meme bölgesine aktarılıyor. En sık karın bölgesi kullanılıyor. Otojen dediğimiz hastanın kendi dokusunun kullanıldığı tekniklerde hastanın kalça dokuları kullanabiliyor. Uyluk dokuları kullanılabiliyor ya da sırt bölgesi ya da bir diğer deyişle şöyle anlatayım size. Hastanın cilt altı yağ dokusunun kalın olduğu, hastanın yağlanmasının fazla olduğu bölgelerden rahatlıkla kaybettiği meme için doku kaldırılır ve aktarılabilir. Bir de hastanın kendi dokusunun kullanılmadığı, halk arasında silikon denilen ya da protez denilen bir takım implantlarla bu ameliyatları yapma seçeneğimiz de var. Bunu ama eğer hasta çok ufak tefek, ince astenik tipli ise tercih ediyoruz. Ya da biraz daha iri bir hastaysa sırt kasıyla kombinasyon şeklinde de kullanıyoruz.
affedersiniz. Bunlar genelde sırt kasıyla kombine olanlarda, eğer meme irice bir meme ise genellikle iki seanslı operasyonlar şeklinde oluyor. İlkinde cilt altına yavaş yavaş şişirilen bir balon konuluyor. İkinci seansta da o balon çıkarılıp yerine kalıcı bir silikon protez yerleştiriliyor. Bu şekilde oluyor. Tabii biz ameliyat öncesinde hastayla bütün bu seçenekleri değerlendiriyoruz. Hastanın kendi isteklerinin yanında daha önce geçirdiği ameliyatlar da çok önemli. Örneğin hasta karın dokusunun kullanılmasını çok istiyor olabilir. Ancak daha önce geçirdiği örneğin bir karın germe ameliyatı bu ameliyata engel olabilir. O nedenle hastanın daha önce geçirdiği ameliyatlar çok obezse, diyabetikse, bir takım sistemik hastalıkların birlikte olması da bu otojen doku dediğimiz kendi dokularının kullanılmasını kısıtlayabilir. Daha sonra radyasyon gibi ek tedavilerin yapılabilecek olması da bu tedavileri değiştirebilir. Hastayla tabii uzun bir görüşme yapmak gerekiyor öncesinde. Bunlar memeyi oraya, yeni memeyi hemen anında rekonstrüksiyon dediğimiz genel cerrah bu tümörlü dokuyu aldıktan hemen sonra da yapabiliyorsunuz. Genel cerrah alır, odadan çıkar, daha sonra plastik cerrahi ekibi girer içeriye ve hastayla konuştuğu gibi o bölgeden doku alınır ve yeni meme yapımında kullanılır. Genellikle son dönemde cilt koruyucu mastektomiler, yani içerideki tümör oda eğer el veriyorsa tümörün derecesi cilt korunarak çıkarılmaya başlandı. Bu da kozmetik açıdan, estetik açıdan son derece güzel memeleri yapmamıza olanak veriyor. Hı hı. Çünkü orada hazır korunmuş bir cep var, cilt örtüsü var. Ve siz dokuyu, öngördüğünüz dokuyu oradan kaldırıp o hazır cebe yerleştirebiliyorsunuz. Bu anında rekonstrüksiyon dediğimiz bir işlem. Ancak şart değil. Hasta hani bu şeyde anında rekonstrüksiyonda memesinin eksik olduğunu hissetmiyor. Çünkü alınma ve yapılma aynı masada olduğu için hasta uyanmadan yeni bir memeye zaten kavuşmuş oluyor. Ancak bu söylediğim gibi şart da değil. Hasta bütün bu işlemleri tamamlayıp daha sonra geç dönem rekonstrüksiyon dediğimiz, hı hı, daha sonraki yıllarda ya da radyo kemoterapisi tamamlandıktan sonra da bu işlem için aday hale gelebilir. O anki klinik durumu, hem doktor hem hasta istekleri, bütün bunlar da bir ekip tarafından değerlendirilerek ne zaman ve ne şekilde, hangi tekniği kullanarak yapılır, bir sonuca varılır ve bu şekilde yapılır. Tabii burada önemli olan işte hem genel cerrahın hem de sizin meslektaşlarınızın bir arada olabilecek ortamın olması, değil mi? Hani tabii, ikisi beraber aynı anda yapılacaksa elbette, her hastanede bu belki imkan mümkün olmayabilir hani. Evet, genel cerrahlarla plastik cerrahların iyi bir işbirliği halinde olmaları her zaman hasta açısından da konfordur. Bu multidisipliner bir yaklaşımı gerektirir. Özellikle anında rekonstrüksiyonlarda. Ameliyatın planlanması açısından bu iyi bir yaklaşım. Ama geç dönem rekonstrüksiyonda artık hastanın memesinin alınması tamamlandığı için ya da o kanser odayla ilgili tedavi bittiği için radyasyon onkolojisiyle genel cerrahisiyle artık ilişkisi kalmıyor hastanın bize geldiği zaman. Sadece bir form düzeltmesi, bir şekil düzeltmesi ya da yeniden oluşturulması için bize başvurmuş oluyor. Geç dönem rekonstrüksiyon, evet, diyoruz. Evet, peki bu dönemde başvurduğunda diğer memeye mi uydurmaya çalışıyorsunuz, yoksa güzel kişi için soru, ideal bir şekle mi kavuşturmaya çalışıyorsunuz? Bu da çok güzel bir soru. Tabii bizim o memeyi yaparken hedefimiz simetrik memeler yapmak. Hani bir meme küçük, bir meme büyük olduktan sonra ya da asimetrik bir durum yarattıktan sonra çok anlamlı değil. Simetrik ve estetik olarak hoş görülen meme yapmak isteriz. Ancak örneğin bir meme çok büyükse diğer memeyi de ona benzetmeye çalışmanın bir anlamı yok. Bu simetrizasyon işlemlerini öneriyoruz hastaya.
İşte şöyle söylüyoruz, diğer memeniz örneğin çok büyük, onu biraz küçültelim. Bu yeni memenizi ona uydurarak yapalım ya da biraz dikleştirelim gibi önerilerde bulunuyoruz. Bazı hastalar hiç yanaşmıyorlar, o mememe dokunmayın, o şekilde kalsın diyorlar. İşte bu tür hastalarda biz mecburen büyük filepler kullanıyoruz ya da onarımlarda büyük protezler tercih ediyoruz. Ancak hasta evet şekli biraz daha küçülsün, onun ağırlığından da kurtulayım diye bir yaklaşımı varsa birinci seansta ya da iki seanslı gereken işlemlerde ikinci seansta bu işlemi çok rahat şekilde yapıp simetrik gayet güzel estetik açıdan da hoş memeler yapabiliyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, meme ucunun ve o bölge areola dediğimiz o kahverengisini de çok başarılı bir şekilde oluşturarak neredeyse aslına yakın, yani hiç kaybetmemiş gibi bir memesi olabiliyor hastanın. Evet, çok güzel gerçekten. Çok güldürücü sonuçlar almanız tabii. Evet. Bu konuda istekliliği de artırıyordur mutlaka toplumun bilinciyle birlikte. Uh-huh. Kısa bir aramız var Sayın Hocam. Reklamların sonrasında tekrar izleyicilerimizle birlikte olalım. Yine üniversitemiz hastanesinde hangi işlemler yapılıyor, hangi operasyonları gerçekleştiriyorsunuz izleyicilerimizle. Reklamlardan sonra bunları da konuşmaya devam edelim. Reklamlardan sonra sizlerle değerli izleyiciler. Küçük bir aranın ardından tekrar devam ediyoruz. Sayın Hocam, üniversitede tabii yapmış olduğunuz birçok operasyon var. Hatta birçoğu belki haber değeri taşıyacak. Çok farklı yenilikler de içeriyor bu anlamda. Ama genel olarak yapmış olduğunuz operasyonlar hakkında bilgi vermiştiniz sohbetimizin başında. Yine o sıralamadan devam edecek olursak yine yapmış olduğunuz diğer operasyonlar, estetik anlamda olanları da isterseniz konuşalım bu anlamda. Çünkü genellikle hani estetikle ilgili olanlar hani kamuda yapılmıyormuş gibi bir algı olabiliyor. Yani üniversite hastanesinde sanki daha çok öncelik işte cilt kanserleri veya rekonstrüksiyon isteyen diğer uygulamalar gibi düşünülüyor. Bu anlamda kozmetik amaçlı yapılan uygulamalar var mı? Onunla da merak eden izleyicilerimiz vardır. Şimdi biz yeni bir binaya taşındık. 150 yataklı yeni bir bina. Diğer küçük hastanede ameliyat günü sayısında sıkıntı vardı. İşte biz haftada bir gün ameliyat yapabiliyorduk. Örneğin yeni binada ameliyathane sayılarının artmasıyla beraber haftada 3'e çıktı ameliyat. Eskiden kozmetik vakalara çok sıra gelmiyordu. Hı hı. Çünkü açık yaralar, işte bu dogmalık anomaliler, kanserler, cilt kanserleri vesaire bizim o zaten günümüzü dolduruyordu. Lokal ameliyatlarının çoğunu zaten kanserleri oluşturuyordu. Ancak şimdi 3 güne çıkmasıyla birlikte biz estetik kozmetik işlemleri de yapmaya başladık. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi de işte bu ameliyatlar yapılabiliyor mu? Hani bunların önü açık mı? Devlet bir kamu kuruluşu olduğu için üniversite hastanesi. Sağlık Bakanlığı kamuda yapılacak estetik amaçlı işlemler için bir fiyatlandırma belirledi. Bunu aslında geçen yıl yapmıştı ama bu yıl güncelledi Temmuz ayı itibarıyla. Şimdi o fiyata uyarak, o fiyat listesine uyarak onu hastanenin fatura birimine yatırarak istediği ameliyatı olabiliyor. Bunun için fakülte hastanesinde poliklinik günlerimiz pazartesi ve perşembe günleri. Önce randevu alınıyor, randevuyla çalışıyoruz. Geldikleri zaman o ameliyat için uygun adaylar mı? Onun değerlendirilmesi yapılıyor. Ve buna karar verildikten sonra uygun bir ameliyat günü belirleniyor. Ve hasta gayet iyi bir şekilde ameliyatını olup taburcusunu olabiliyor. Oldukça çeşitli. Bir tek endoskopik plastik cerrahi şu anda yapılmıyor. Onu da yılbaşından sonra yapmaya başlayacağız. Hemen hemen tüm plastik cerrahi işlemleri, tüm kozmetik cerrahi işlemleri şu anda Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Bölümünde yapılabilir durumda. Evet. Sizin ekibiniz nasıl hocam? Evet, onlardan da bahsedeyim. Aslında küçük bir ekiple çalışıyoruz. Ben uzun yıllar tek başıma çalıştım. Burada beni bilenler bilir zaten. Ama hiç durmadan çalıştım. Hani hiçbir zaman köşeye çekilmedim. Her gün mutlaka ameliyatımı yapardım. Hastalarımı görürdüm. Çok ağır ameliyatlara bile girmekten hiç tereddüt etmedim açıkçası.
Elimden ne geliyorsa yaptım. Ya aynı şekilde çok da şanslıyım. Benim gibi çalışan başka insanlar da geldiler. Doktor Alper İnce yaklaşık 1,5 yıl önce katıldı. Asistanımız o bizim. İkinci yılında asistan ama o çok çalışkan biri. Bir de bir ameliyathane hemşiremiz var. Dilek hemşirem, Dilek Güven. Şimdilik 3 kişilik bir ekibiz ama yaptığımız gerçekten büyük işler. Söylediğim gibi 3 gün ameliyatımız var, 2 günde polikliniğimiz var ama full time çalışıyoruz. Hani biz akşam 4'e 5'e kadar hiç durmadan sadece yemek arası vererek çalışan bir ekibiz, öyle söyleyeyim. Ay, Allah gücünüzü artırsın diyeyim. Amin, gerçekten inşallah. Çok kutsal. Elimizden geleni yapıyoruz. Çok da güzel adımlar atıyoruz. Hasta hem baktığımız hasta sayısı hem yaptığımız ameliyat çeşitliliği ve sayısı açısından da çok kalabalık ekiplere kafa tutabilecek bir kliniğiz hani bu anlamda. Tabii kişisel yorgunluklar çok oluyor. Ben ayaklarımı sürüyerek gidiyorum bazen ama tatlı bir yorgunluk bu. Dileğim ekibin çok daha genişlemesi yönünde. Biliyorsunuz hani plastik cerrahi kendi içinde de dallara ayrılır. Örneğin sadece estetik cerrahi, kraniofasiyel cerrahi dediğimiz sadece yüz, baş boyun ameliyatları, mikro cerrahiyle uğraşan bir bölüm olabilir, el cerrahisiyle uğraşan. Benim gönlümden geçen, buranın hani kurucu öğretim üyesi olarak bir gün burayı çok kalabalık ekiplerin çok güzel işleri spesifik olarak yaptığı bir klinik halinde görmek. İnşallah, İnşallah öğrencileriniz için de iyi olur. İşte yüz doçenti, işte el. Elle. Spesifik olarak hangi bölümle çok uğraşırsanız o konu hakkında en iyi siz olursunuz. Tabii her bölgede uğraşmak zorundayız. Hani biz hastaya, siz benim yaptığımı, çalıştığım alandan değil sizin hastalığınız. Siz şimdi gidin diyemiyoruz. O mağdur olmasın, işte gidip perifer hastanelerde sürünmesin diye. Çünkü çok uzun süre ameliyat sırası bekliyorlar. Sonra takipleri zor oluyor. Biz burada o yükü almaya çalışıyoruz. Ve ben önemli derecede de aldığımızı düşünüyorum açıkçası. Evet. Burada. Ama gönlüm sayımızın artmasından yana, yaklaşık 1 milyonluk biliyorsunuz şehir bölge nüfusu var. Ve eminim tabii buraya uğramadan değişik illere, İstanbul'a, İzmir'e giden ilçe hastanelerinden özellikle gruplar da var. Onların da hani bu kalabalık ekipçe tedavi edilmesi inşallah ileriki yıllarda mümkün olur diye düşünüyorum. Evet, inşallah diyelim biz de. Dediğiniz gibi hem ekipteki sayının, niteliğin, demeyeyim de niceliğin bu anlamda dar olması, çok nitelikli bir ekip Allah'tan hani birkaç kişinin yerini tutabiliyorlar. Evet. Tabii belki birçok sınırları zorlayacak operasyonların yapılmasını engelliyordur hani ekibin dar olması. Örneğin işte mesela ilk yüz nakli haberi mesela Antalya'dan geldi ama biliyoruz ki biz siz mesela bu konuda gerçekten bunu yıllar önce yurt dışında başarmış bir hekim olarak bizim hastanemizde keşke böyle bir şey olabilseydi ama hastanenin koşulları sadece ekiple bitmiyor. Onur Hanım'ın yoğun bakım ortamı olsun değil mi? Diğer imkanlar olsun. Bina ile birlikte tabii fiziksel imkanlar, bununla beraber işte teknoloji, tıp teknolojilerinin gelmesi mutlaka bizim bölgemizde o 1 milyonu artık dışarıya gitmeden burada tutabilir. Belki de dışarıdan da gelişlerin olmasını sağlayabilecektir. Elbette onlara gibiyiz. Hani ben burada büyük adımlarla, hani sadece insan sorunumuz var burada. Çok daha büyük işler yapılabilir. Şimdi serbest doku nakilleri yapıyoruz örneğin. Yaptığımız ameliyat gruplarından biri. Vücudun bir bölgesinden o neye ihtiyacınız varsa, örneğin kemik ihtiyacınız varsa kemik alıyorsunuz damarıyla birlikte. Ona aktarıyorsunuz. Ya da yumuşak doku ihtiyacınız varsa, bunlar hep mikro cerrahi işlemler bakın. Bunları şu andaki ekiple gayet rahat şekilde yürütebiliyoruz, yapıyoruz. Bunları yapan elbette yüz naklini de yapar. Hani ikisi de sonuçta serbest doku nakli. Ancak sadece teknik olarak bu olayın yapılmasıyla bitmiyor. Ciddi bir ekibe ihtiyacınız var. İçinde nefrologların olduğu, mesela hastanın ilaçları düzenlenecek, immünologların olduğu, çok ciddi bu konuda çalışan psikologların olduğu bir ekip lazım. Bir organ nakli ekibi gerekiyor. Onun için de uygun izin ve ruhsatların da alınması lazım. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunlar da yapılacak.
Şu anda çok daha iyi, geniş çalışabileceğimiz bir ortamdayız. Ancak hiçbir zaman bizim için yeterli değil. Daha iyi olacak inşallah. Daha güzelini yapacağız deyip biz kendimize en sofistike, en zor noktaları hedef koyduk. Ve ben ekibimi de o şekilde yetiştiriyorum. İnşallah onları da yapacağız. Evet, inşallah. Sizin alanınızda acil durumlar oluyor mu? Acil vakalar oluyor mu hocam? Elbette, elbette. Genellikle yoksa yaptığınız şeyler hep tarihi planlı bir şekilde olan operasyonlar mı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tıp Fakültesi Hastanesi'nin şu anda aktif işleyen bir acil servisi yok. ancak karşılaştığımız en sık yumuşak doku travmaları ve yüz kırıklarıdır acil servislerde. Bu faal bir şekilde acil servisimiz aktive olduğunda en sık trafik kazalarına bağlı olmak üzere ya da kişisel arası şiddet vesaire gibi darp gibi olaylardan kaynaklanan yüzde kırıklar ve yumuşak doku hasarları bizim en sık karşılaştığımız acil grubudur. O da inşallah bir süre sonra onlar için de girişimler var. Acil servisin aktive olmasıyla birlikte ona da geçeceğiz. Şimdi de elbette geliyor. Ancak gündüz vakti yaralanma olmuşsa bunları poliklinikte görebiliyoruz. Ancak acil servis olmadığı için elbette bunların sayıları şu anda kısıtlı vaziyette. Evet. Ama güzel bir soruydu hani burada. Acil henüz yok. Şu an için yok ama şu an sizin sonuçta yok. Alan olarak acillerde elbette aciller görebildiğiniz uygulamalar içerisinde. Mesela parmak replantasyonları yapıyoruz. O parmağın oraya belli bir süre içinde dikilmesi gerekiyor. Yoksa dikmenize rağmen orada akım sağlansa dahi parmağı yaşatmayı başaramıyorsunuz. O yüzden o altın periyotta parmağın ulaştırılması, uygun şekilde ulaştırılması çok önemli. Şu anda mikrocerrahi yapıyor durumda olmamıza rağmen hani faal bir acil servis olmadığı için bu vakalar örneğin başka merkezlere gitmek zorunda kalıyor. Çünkü bildiğim kadarıyla başka diğer iki hastanede bu mikrocerrahi replantasyonla uğraşan başka plastik cerrah yok. Bu bizim bölümde yapılıyor, plastik cerrahide. Bir de ortopedi bölümünde yapılabiliyor. Aynı üniversite hastanesinin ortopedi bölümünde yapılabiliyor. Onun dışında bu konuda çalışan başka yer yok. Hani acil servis açılsa bunlarla daha çok karşılaşırız diye düşünüyorum. Çünkü evet, ihtiyaç olmadığından değil. Biz bu vakaları şehir dışına gittikleri için göremiyoruz. Tabii bu da bizim istatistiklere yansımıyor değil mi? Daha çok dediğiniz gibi işte iş kazaları da mesela ülkemizde çok olan gerçeklerimizden bir tanesi. Bunların sonucunda dediğiniz gibi hani aciliyetle getirilmesi gerekir. Şu anda burada uygulayamıyoruz ama başka yere de gitmesi gerekiyorsa kişinin burada bir uyarı anlamında da ne kadar zaman içerisinde ulaştırılması lazım dokunun? 6 saat diyebiliriz parmak için. Şimdi buzlu şeyin içinde değil onu mi? Onu da anlatayım. Fayda var. Hani birinin kulağına çalınır belki hani bir parmak kurtulur. Direkt buzlu suyun içine atanı da gördük. Şimdi şöyle yapılmalı. Parmak koptuğu zaman affedersiniz. Çok yaşayın. Kanamaya başlıyor. Orayı baskılı şekilde hiç koterize etmeden ya da o damarları bağlamaya ya da tutmaya çalışmadan kopan güdükten bahsediyorum. Baskılı şekilde sarıp bırakmak gerekiyor. Bu da önemli. En az taşınacak parça kadar bu da önemli. Diğer kopan parçayı önce nemli bir gaz bezine sarıyoruz. Serum fizyolojikle nemlendirilmiş bir gaz bezine sarıyoruz. Daha sonra steril bir eldivenin içine ya da poşetin içine koyuyoruz. Daha sonra kuru buzun üzerine yerleştiriyoruz. Ve en yakın zamanda da sevkini sağlıyoruz. Yani böyle bir hasta bir merkeze gelirse bu hastanın damar yolu açılır. Baskılı şekilde parmağı sarılır. Ardından anlattığım şekilde parçası kuru buzun üzerine yerleştirilir. Ve en yakın mikrocerrahi merkezine, el mikrocerrahi merkezlerinden, el mikrocerrahi ile uğraşan merkezlerden birine bu hastaların yönlendirilmesi lazım ki o parmak kurtulma şansı bulsun. Örneğin şöyle
elde baş parmağın koptuğunu düşünün. El fonksiyonunun %50'sini kaybedersiniz. Hani bu çok ciddi bir orandır. Biz her koşulda bu replantasyonu denemeliyiz. Evet. Bu söylemiş olduğunuz uyarı da tabii iyi oldu bu anlamda. Yeni hastanemizde sadece bina olarak mı bir artı değer kazandınız, yoksa bir takım cihazlarda da yenilikler var mı? Şimdi hastanenin genel anlamında yenilikler var elbet. Yani özellikle görüntüleme konusunda işte mamografi, MR, BT gibi cihazların eklenmesi bizi çok rahatlattı. Şimdi bir takım eksik branşlar var. O branşların olmaması nedeniyle zorlandığımız alanlar oluyor. Örneğin bir nükleer tıbbın olmaması, bir radyasyon onkolojisinin olmaması, bizi örneğin tümör hastalarının tedavisinde biraz zora sokuyor. Bu gibi durumlarda biz hastaları devlet hastanesine yönlendirmek, devlet hastanesindeki doktorlarla telefon vasıtasıyla haberleşmek yoluyla hastanın işini görmeye çalışıyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda yeni rektörlük seçimleri de var. Umarım bu eksik branşlar tamamlanır ve daha sağlıklı şekilde hastaların takip ve tedavileri yapılır. Biz plastik cerrahi açısından poliklinikte de serviste de çok rahatladık. Şimdi eskiden eski binada bütün cerrahi hastaları bir arada aynı katta tutuluyordu. Şimdi üroloji ve KBB branşıyla birlikte 3 cerrahi bölümün ortak kullandığı bir servise alındık. Burada kendimize ait yataklarımız ve sürekli birlikte çalıştığımız hemşireler var. Her branşa değil de kısıtlı 3 cerrahi branşla ilgilenmek durumunda kaldıkları için daha hakimler olaya. Onun dışında poliklinik alanımız da çok iyi oldu. Örneğin küçük cerrahiler için ayrı bir müdahale odamız var. Işıklı küçük ameliyathane gibi. Bu haftanın 3 günü büyük ameliyatları alıyoruz demiştik ameliyathanede. Onun dışında küçük lokal anestezi altında yapacağımız ameliyatlar için de daha geniş ve uygun ortamlar oluştu. O açıdan da daha rahat çalışıyoruz yeni hastanede şu andaki fiziksel koşulları itibariyle. Evet, böyle bir rahatlama da muhakkak getirdiği zaman bu çalışma koşullarınız bizim de oradan en iyi şekilde yararlanmamıza sebep oluyor. Tabii daha ulaşılabilir bir hastane oldu değil mi bu anlamda? Evet. Yeni düzenlemelerle baktığımız zaman. Herkesin ortak şikayeti ama şehrin dışında olması toplu taşıma ama bütün şimdi bütün üniversiteler, yani şöyle baktığımız zaman metropoldeki üniversitelerin hastaneleri de şehir dışındaydı. Sonra şehir büyüdükçe oralara oraya bitişti. Değil mi? Muhakkak olacak ama bindiğiniz zaman 10 dakikada, 15 dakikada yine ulaşılabilir bir alandasınız. Büyük şehirde semtinizdeki yere bile gidemeyebiliyorsunuz 10-15 dakika gibi bir zamanda. Değil mi? Böyle şu andaki tek dezavantajımız o galiba. Yani birazcık merkezden şu an itibariyle uzak olmamız. Evet. Tıp fakültesini tercih eden öğrenciler ve onlara sağlamış olduğunuz eğitim ortamı, uygulamalı eğitim ortamı olarak nasıl bir durumdasınız hocam? Çok güzel bir soru. Aslında ben hani bir gün programa bizim tıp fakültesi öğrencileriyle birlikte çıkmak isterim. Evet. Hani onlar da anlatsınlar beklentilerini ya da ne umdular, ne buldular. Bu anlamda hani ben diğer branşlar için yorumu, sözü onlara ve diğer öğretim üyelerine almak istemiyorum. Çünkü çok derinlemesine bilemem ben. Ancak plastik cerrahi açısından ben öğrenciye hedeflediğim şeyi öğretebiliyorum. Bu konuda yeterli donanım ve yeterli olanak bize verilmiş, tanınmış durumda. Dönem 3. sınıflar ve 4. sınıftaki tıp fakültesi öğrencilerine dersimiz var bu sene. Çok yoğun bir teorik ders. 36 saat teorik görüyorlar örneğin dönem 4'ler. Ve geçen yıl bir hafta olan plastik cerrahi stajı bu hafta 2 hafta, bu yıl sene 2 haftaya çıktı. Hem poliklinikte hem ameliyathanede öğrenci birebir bahsettiğimiz ve en sık görülen vakaları
görme, hatta bazı durumlarda ameliyatına girme şansına sahip oluyorlar. Örneğin plastik cerrahi stajını bitirmiş her öğrenci mutlaka dikiş atmasını biliyor. Bu yara bakımının teorisini öğreniyor. Ve acil serviste en sık karşılaşılan plastik cerrahi acillerine bir acil servis hekimi olarak ya da bir pratisyen hekimi olarak nasıl yaklaşacağını biliyor. Hani ben teorik olarak ve uygulama olarak doyurucu, dolu dolu bir iki hafta içinde onları eğittiğimi, bilgilendirdiğimi de düşünüyorum. Öğrencilerin de genel olarak mutlu olduğunu, memnun olduğunu biliyorum bu konuda. Evet, tabii özellikle uzmanlık noktasına gelindiğinde burayı yazan öğrenci sayısının artması, niteliğinin artmasına da sebep olur mu? Onu göreceğiz. Şimdi 6. sınıf öğrencilerimiz, bu sene ilk mezunları veriyoruz biliyorsunuz. Geçen yıl, önümüzdeki yıl Eylül ayının 15'inde TUS'a girecekler, tıpta uzmanlık sınavına. Ve hepimiz göreceğiz. Önce başarıyı göreceğiz. Sonra burası tercih edilmiş mi? Hani kaç öğrencimiz ihtisas nedeniyle geri dönmüş? Onu göreceğiz. Ve biz de öğreneceğiz. Hani şu anda başarıyı öngöremiyoruz. Hani bir örnek de yok. Acaba TUS'ta başarı ne olacak? Ya da öğrenciler burayı seçecekler mi? Elbette ki eksikler var. Ama aleyhte konuşan bir takım insanlar oldu. Öğrencilere, hatta bir takım öğretim üyeleri oldu bu konuda. İşte fakültenin eksik olduğuna dair vesaire. Var gücümüzle kurulduğu günden beri eksikleri gidermeye çalışanlar var. Hani bu konuda yapıcı olmak, yapıcı yaklaşmak lazım. Öğrencinin de hevesini kırmamak lazım diye düşünüyorum. Öğrenciler böyle 1-0 sanki oyuna yeniden başladık, eksik başladık diye yaklaştıklarında onları hiç hoş göremiyorum. Bütün eksikleri tamamlayacaksınız, çalışacaksınız. Ve asla geride değilsiniz. Kendiniz, kendi çabanızla halledebilirsiniz diyorum. Elbette ki öğretim üyelerinin katkısı var ama sadece onlar değil. Hani nasıl öğrenecekleri konusunda da eğitmeye çalışıyoruz. Tabii. Biz, sonuçta bir hekimin eğitimi, tıp fakültesini bitirdiği noktada bitmiyor değil mi hocam? Siz hala belki de öğreniyorsunuz. Kesinlikle hala okuyoruz. Hala okuyorsunuz. Hala dünyada gelişmeleri takip ediyorsunuz. Sonuçta onun üstüne de koyacağı şeyler var öğrenci. Artı bir de şu algıyı da kırmak lazım herhalde. Ben çok bu işin avamı olarak hani konuşuyorum. Tabii sizler daha iyi biliyorsunuz ama. Şimdi köklü üniversitelerimiz var. Evet, bunlar köklüler, isim çok geçmişe sahip, tarihi var. Ama baktığınız zaman cihazlar eskimiş olabilir. Hatta o çok köklü öğrencileri, üniversitenin çok iyi hocaları belki hala o üniversitede olmayabilir. Yani şimdi baktığımız zaman üniversitelerin de içi biraz boşalmaya başladı. Hocalar açısından diyorum. Yani daha farklı ortamlarda daha farklı imkanlara kavuşan hocalarımız var. Mesleğinden hani emekli olup ayrılanlar var. Dolayısıyla yani çok büyük bir üniversitede, çok köklü bir üniversitede okumuş olabilirsiniz. Ama hocanız orada hani olmayabilir ya da belki oralarda çok daha göremeyeceğiniz şeyleri, bir takım durumları burada görüyor olabilirsiniz. Belki orada bir öğrenci çokluğundan bazı şeyler sıra gelmez. Burada daha butik bir çalışmayla daha nitelikli olunabilir gibi düşünüyorum dışarıdan birisi olarak. Bilmiyorum ne kadar doğru bir tespittir ama. Doğru düşünüyorsunuz, çok doğru düşünüyorsunuz. Her şey size hocaların gösterdiğiyle sınırlı kalmamalı ya da öğrettiğiyle ya da slaytlarda okuduğunuzla. Öyle söylüyorum öğrencilere de, daha geniş düşünmek için, daha geniş öğrenmek için çabanız olmalı. Onlara işte nasıl öğrenilir, gerek işte probleme dayalı öğrenim oturumları oluyor, gerek sohbetlerimiz sırasında, gerek de dersler sırasında anlatmaya çalışıyorum. Çalışırken ayrıntıyla anlamaya çalışın, ezberlemeyin, işte okuyun, textbooklara gidin, bu konuda yazılmış kitaplara daha çok başvurun öğrenmek için. Ve onlara bir yol haritası oluşturmaya çalışıyorum. Ve onların da hani küçük yer psikolojisine de hani morallerinin bozulup kötü hissedip zaten beklentilerini düşük tutarak geride kalmalarına da asla gönlümüz razı değil. Eminim hiçbir öğretim üyesinde razı olmaz. Bakalım önümüzdeki sene bu vakitlerde hepimiz görmüş olacağız.
İlk öğrencilerimiz çok da büyük zorluklarla bitiriyorlar okulu. Fiziksel koşulları da çok sağlıklı değildi. Hani kantinleri bile yoktu örneğin oturacak şey deskleri. Evet, bazen şimdi böyle sizin öğrencileriniz gibi çok yoğun çalışması, ders çalışması gereken öğrencilerin sosyal ortamının bazen kısıtlı olması daha avantajları olabilir aslında. Hani bir kantin, bir masa falan yokken çocuklar bir de böyle biraz daha boynu bükük gelirler bana. İlk şimdiki 6. sınıflar. Ama kişisel gayret çok önemli. Bakın kişisel çaba, gayret, bunun da birçok örneklerini ben gördüğüm için kendim. Nerede olduğunuz önemli değil, hep söylüyorum. Nerede olduğunuz önemli değil, sizin orada ne yaptığınız önemli. Ya da o yapacağınız ya da hedeflediğiniz şeye varmak için ne kadar motivesiniz, ne kadar inançlısınız o önemli. Onu kırmaya çalışıyoruz şimdi. Evet, çok güzel. Evet hocam, özellikle tabii üniversitemizdeki gelişmeleri biz de izleyenlerimizle, gerek haberlerimizle gerekse farklı programlarda her gelişmeyi mümkün olduğunca paylaşıyoruz. Özellikle sizin alanınızda da ne gibi uygulamalar var, bunlarla da izleyicilerimizi buluşturalım istedik. İnşallah bir sonraki programımızda yine yapmış olduğunuz uygulamalar hakkında ve bu konuda izleyicilerimizin de merak ettikleri konusunda yine bir program yapma şansımız İnşallah. Olur. Çok zor buluyoruz sizi, çok yoğunsunuz. Evet. Ama ben bu yoğunluk arasında bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizin nezdinizde tüm üniversitemiz camiasına da buradan saygılarımızı iletiyoruz. Gerçekten iyi ki varsınız. Hani yapmış olduğunuz şeyler gerçekten çok ciddi ve hepsi ayrı ayrı saygı hak ediyor. Çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, böylece bir Biz Bizen'in daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeniden sizlerle olmak ümidiyle hoşçakalın efendim.